Eli. Geldim babaanneciğim. Çay koyayım mı sana, ister misin? İstemem. Yanımıza geldi. Bir tane soru sorayım mı? Bir tane. Ya Eda, sen de tutturdun mu tutturuyorsun ha? Peki bir şey diyeceğim. Hı. Gerçekten geleceği görebiliyor mu? Yani babaannem doğuştan kör. Aa. Biz küçükken de gönül gözü açık derlerdi ama bilmiyorum yani. Hiç kimseye bir şey söylediğini duymadım. Yanına geleni de kovalıyor sürekli. Bizim yanımıza geldiğine göre demek ki kovmayacak bizi. Bir tane soru soracağım. Rahatsız olursa sormam ya. Bir tane ya. Sonra bak Eda. Yavaş. Babaanne. Merhaba. Ben Elif'in arkadaşıyım. Yetimhaneden. Eda ben. Benim bir sevdiğim var. İsmi Can. Hayırlı mı benim için? Sonumuz güzel mi? Aa, bir şey diyecek herhalde. Anlamadım sanırım. Bana kim hayır diyebilir ki? 7'den 70'e. Arsız bir kızsın sen. Hiçbir şeyin önünü arkasını düşünmüyorsun. Yeter ki her şey senin istediğin gibi olsun. Babaanne sen de iyi gömdün beni ha. Yetimim ben, yetim biliyorsun değil mi? Prenses değilim. Hoş tabii istekler çok da. İsteğine kavuşacağım. Canla mı evleneceğim? İstediğin aşk değil ki. Sen zengin olacaksın. Yuh. Yani nokta atışı resmen ha. Vallahi çok doğru. Deme. Deme bak şimdi kalkar oynarım gerçekten, duydunuz mu? Bakın benle iyi geçinin, ben çok zengin olacağım ha. Mutlu olacaksın demedim ki. Sen de herkes gibi paraya kavuşunca aslında hiçbir şeye yetmediğini anlayacaksın. Babaanne şimdi yani parayla mutlu olmayan da salaktır yani. Param olsun niye mutlu... Babaanne bir... Detay falan baksana ya. Kaç vakte kadar olacağım bir söyle. Hadi. Çok konuşuyor bu, kafam şişti. Tamam babaanneciğim. Biz artık kalkalım, rahatsızlık verdik. Kızım ver oğlum. Zavallı. Zavallı çocuğum benim. Ananın karnında sana rahat vermemişler. Sen istenmemişsin. Anacığın gücünü aşan bir çıkmaza düşmüş. Amansız bir kapana yakalanmış. Senin yolun kendi kaderini ananınkinden ayırmak. Ya babaanneciğim hadi gel bak, bırak kız korktu ağlıyor, ne olursun gözünü seveyim ya. Şş, korkacak bir şey yok. Sen güzel kızım. Ateşe giden bir pervane gibi kendi kaderine doğru gideceksin. Kaçmak istesen de kaçamayacaksın. Yazgı neyse o olacak. Senin baban kral gibi adam. Çok şeylerin sahibi. 7 tepenin arasında oturuyor bu adam. Tekin değil ama burası. Kimse için tekin değil. Etrafını yılanlar sarmış bu adamın. Seni de sokmak isteyecekler. Dikkat et çocuğum. Çok dikkat et. Ben hiçbir şey anlamadım. Daha bitmedi güzel kızım. Aşka düşeceksin sen sonra. Dipsiz bir kuyuya düşer gibi. Çarpa çarpa dibe ineceksin. Aklın ondan kurtulsun isteyeceksin. Ama olmayacak. Ben öyle birini tanımıyorum. Tanıyacaksın. O da kendi kaderine doğru gelecek. Hacer teyze. Ay. Teyzesinin güzeli. Yavrum benim. Maşallah benim kızıma. Kız cadı, gel bakayım sen de. Heh, iyi bari unuttun sandım. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim Hacer teyzem, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim işte. Nereden çıktı bunlar? Yetim bursum yattı canım, onlarla aldım.
İşte ben de birkaç akrabamı gördüm. Sizi de bir dolaşayım dedim. Döneceğim sonra eve. İyi yaptın. Çok özlemişim seni. Ben de kuzum. Sınava az kaldı değil mi? Çok heyecanlıyım. Sakin ol kuzum. Bak o kadar çalıştın kazanacaksın. Doktor olacaksın. Ben yaşlanıyorum. Daha beni tedavi edeceksin. Niye durgunsun sen? Ne oldu? Yok bir şeyim. Yok var bir şey. Bir şey olmuş ne oldu? Ya aslında yok bir şey Hacer teyzeciğim. Bizim bir arkadaşımız var. Arkadaşımızın da bir babaannesi var. Bu hisleri kuvvetli insanlardanmış. Biz de gördük Ömerciğim iki tane soru soralım dedik. Böyle saçma saçma şeyler söyledi. Yaren'in de onu taktı kafasına. Yoksa gerçekten yok bir şey. Ne söyledi? Annemden bahsetti. Böyle gücünü aşan bir çıkmazın içine girmiş dedi. Hacer teyze. Senin bana anlatmadığın bir şey yok değil mi? Hacer teyze ne oldu iyi misin? Yok. İyiyim. Annen geldi aklıma. İçim bir tuhaf oldu. Benim sana anlatmadığım bir şey yok. Yok. Tamam. Ne olursun üzülme sen. Ben de böyle sana hesap sorar gibi olduysam kusura bakma olur mu? Annen amcamın bir tanecik kızıydı. Göçüp gittiler. Sahip çıkamadım ona. Elde yok, avuçta yok. Bak seni de alamadım yanıma. Öyle deme ne olur. Senden başka kimsem yok ki benim. Ben babamın bile kim olduğunu bilmiyorum. Sen en azından geldin gördün. Aradın sordun beni. Bak yanımdasın buradasın. Bak ne diyeceğim sana. Hiç bunları düşünme sen. Sadece önüne bak teyzeciğim. Oku kurtar kendini. Ben de seninle gurur duyayım olur mu? Tamam sen hiç merak etme. Aa yeter ama yani be içim şişti. Bak ne getirdim ben size. Aa ne o? Al bakalım. Allah çilek mi? Vallahi çilek. Bakayım. Gel. Al bu da dursun yanında. Yok Hacer teyze hiç gerek yok gerçekten. Kızım zaten çok bir şey değil. Dursun işte yanında. Ufak tefek bir ihtiyacını görürsün. Peki teşekkür ederim. Ben kalkayım artık. Hadi kalın sağlıcakla. Biz geçirelim seni. Yok ben giderim sağ ol. Daha sık gel bak. Arayı açma özletiyorsun kendini. Gelirim. Masum bir bebeğin günahına girdik İlyas. Karun gibi babası var. Ama biz gittik yetimhaneyi bıraktık zavallıyı. Deli konuşma Hacer. Ateşle oynama. Niye anlamıyorsun sen? Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Alır babasına götürürsen ocağımızı söndürürler. O Neval cadısı yaşatır mı sanıyorsun bu çocuğu? Hele anasının senin akraban olduğunu duyarsa biteriz. Çok konuşma yoksa hepimizi yakarsın.